STV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Yeni sezonun ilk açıkça programıyla karşınızdayız. Programımızın bu akşamki konuğu AK Parti Eskişehir İl Başkanı Sayın Zihni Çalışkan. Sayın Çalışkan'la bu akşam Eskişehir gündemine dair önemli konuları masaya yatıracağız. Geçtiğimiz günlerde Kalabak suyunun damacanasından çıkan hortum meselesini konuşacağız. Yine bununla birlikte Eski Bağlar Mahallesi'ne yapılan otel konusunu konuşacağız. Yine öğrencilerin yurt konusunu ve hayat pahalılığını ve son olarak da yine AK Parti'nin teşkilatlanma çalışmalarını konuşacağız. Zihni Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diyorum. Ekranları başındaki hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Açıkça programın evet. Herhalde geçen sezonu da az önce konuştuk. Evet. Beraber açmışız. İnşallah bu sezonun da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Evet. Ali abi sizinle başlayalım. Damacana'dan başlayalım evet. Başkanım. Şimdi tabii hortum çıktı bunun içinden. Evet. Eski genel müdürlüğü de kamuoyuna yaptığı açıklamada 4 kişinin iş akdine feshettiğini ihmal olduğu gerekse buldu. Fakat siz de suç duyurusunda bulundunuz. Ben şunu söyleyeyim. Yani bu suç duyurusunda bulunmak zorunda mıydınız? Şimdi olay artık kesinleşti. Doğru. Şimdi tabii meseleyi şu yönüyle değerlendirmek lazım. Kalabak hepimizin değeri. Kalabak bizim için o kadar değerli ki bu kalabağa mevcut yöneticilerin ötesinde bizim sahip çıkma zaruretimiz doğuyor. Niye? Ellerindeki Kalabak markasını dün ticari anlamda pazarladıkları halde bugün gün geçtikçe mevcut yöneticilerin zarar vermesi sebebiyle maalesef o güzelim markaya en son hortumun çıkmasıyla birlikte zarar veriyorlar. Bu mesele şöyle sıkıntılı. Eğer o 4 kişinin çıkmış olması yani açıkçası fatura kesildiğinde bilmiyorum kimlere kesildi ama sanki bir tane görme engellim dediler, duyma engellim dediler. Ama öyle bir... doğru değil dediler. Neyse, sözün özü şu. Kalabağın yönetilemediğini biz 2019-2020 yılında gördük. Kalabağa ilişkin damacanaların eskimiş olmasına ve sağlıksız koşullarda olmasına rağmen hala bizlere bu damacanalarla hizmet verildiğini gördük. Tabii bu sağlık açısından çok sıkıntılı bir işlem. Efendim bizim siyaset yapmaya ilişkin kısmımızda şehrin markalarına zarar vermek en son düşüneceğimiz şey ki buna ilişkin dava da açtılar. Şehrin markasına bizim zarar verdiğimiz hala alakası yok. Davalar, suç duyuruları beraatle sonuçlandı. Manevi tazminat davaları da reddoldu. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Asıl bu işi yapanlar müsebbip. Keza bir önceki damacana skandalında genel müdür görevden alınır. Şimdiki genel müdür zamanında da biz artık çıkartmaya da utanır olduk. Bizim elimizde bir damacana daha var. Yani dibi yosun mudur? Simsiyah bir şekilde artık çıkarmaya da utanır olduk. Bundan sonraki süreçte damacanaları direkt suç duyurusuyla savcılığa teslim edeceğiz. Basının karşısında çıkartmayı düşünmüyoruz. Niye? Bu bizim değerimiz. Ama üzülüyoruz ki hala eski yönetenler bunlardan ders almıyorlar. Maalesef. Meselenin spekülatif ve siyasi olduğunu anlatmamak adına da savcılığa teslim ettik. Savcılığa teslim ettiğimiz suç duyurusu ve damacana ilişkin kısmın en iyi takipçilerinden bir tanesinin de eskinin olması lazım. Niye? Halkın adına hem üretim hem kontrol mekanizması onlarda. Bunları yapmalılar ki görevlerini yaptıkları ortaya çıksın. Bunlara ilişkin görevi mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı da denetlemeli ki bir belediye başkanımızın olduğu ve o kurumu denetlediği ortaya çıksın. Bakın son 2 yıldır bir Kalabak faciası gidiyor. Ben şehir adına, bu güzelim marka adına çok üzülüyorum. Bizi saka arkadaşlar arıyorlar. Bizim satışlarımız düşüyor diye. Onların satışlarının düşmesine sebep maalesef mevcut yöneticiler. Mevcut yöneticiler bu kadar duyarsız olmasalar, belediye başkanının meclise dediği gibi ben mi gideceğim eskiye? Eskiye sen gitmeyeceksin, belediyeye sen gelmeyeceksin, fen işlerine sen gitmeyeceksin. Kültür sanata ilişkin hizmet veren alanlara sen gideceksin. Ne yapacaksın sen? Tabii ki bu alanlara sen gideceksin. Gideceksin, denetleyeceksin, moral vereceksin, motive edeceksin ve böylelikle şehri yöneteceksin.
O yüzden biz kalabalık meselesine ilişkin kısmı şehirdeki tüm hemşehrilerimiz adına sorumluların cezalandırılması adına yaptık. Ama savcılıktaki aşamada ben bu 4 tane arkadaşın sanık olarak geleceğini düşünmüyorum. İdarecilerin sanık olarak gelmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Çünkü idareciler görevlerini iyi yapıyor olsalar, bende seri numara da var. Bakın, ikinci aldığımız, yani buradan eski genel müdürü umut ediyorum bizi dinliyordur. Hat 4 K12 19.57, yani saat 19.57'de çıkan bir damacana var. Buna ilişkin onların haberleri yok. Biz bunu söylemedik de. Bu damacana da bizim elimizde. Bir önceki damacanın hat 1 K12 saat 11.12'de çıkmış bu ürün. Ya çok net. Bu ürünleri, bir de başka bir şey, işin başka boyutu var. Bu ürün kendisine satılan şahıs önce eski aramış. Kimseye ulaşamamış. Kimse onunla ilgilenmemiş. Ondan sonra bize ulaştı. Biz damacanayı aldık. Bir önceki ürün, yani üçüncü ürün oluyor bu. Onu da anlatmış olayım. Yani eski ilgilenmediği için size ulaşmak tabii canım, zorunda tabii kalmış. Yani. Bizim halkta şöyle bir algımız var. Her türlü sorunu rahatlıkla gelip bize söylerler, dertleşirler. Çözüm üretebildiklerimize çözüm üretiriz. Ulaşabildiğimiz yerlerden onların dertlerine çare oluruz. Bu üçüncü, hatta en baştaki damacana meselesini sayarsak dördüncü vaka. En başta damacanalara ilişkin üretim azlığı ve yıllara salih damacaların olmuş olması vardı. İkincisi, içinden etiket çıktı. Hadi etiket olur mu? Olabilir. Etiket işte paketleme yapılırken içeriye doğru nasıl gittiyse içeriye doğru gitmiştir veya yıkanırken dikkat edilmemiştir. Üçüncüsünden hortum çıktı. Dördüncüsü de maalesef altı çok kirli. Belki yosunlaşma da olabilir, bilemiyorum. Onu da yine ilgililer araştırırlar. Bizim başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere eski genel müdürünün yönettikleri kademelere ilişkin Büyükşehir ve eski her ikisine ilişkin kısımda da şapkalarını önüne alıp düşünmesi lazım. Biz nerede yanlış yapıyoruz diye bu yanlışı bulmaları ve mutlaka çözüm üretmeleri lazım. Bunun da en önemli şeylerden bir tanesi denetim, denetim, denetim. Daha çok belediyeye geleceksiniz, daha çok eskiye gideceksiniz, insanların arasında bulunacaksınız, çalışan personelinize moral vereceksiniz. Aynı zamanda onların itinalı çalışması gerektiğine ilişkin mesaj da vereceksiniz. Giderseniz insanlar tedirgin olurlar. Her seferinde gelip gidiyor, ben daha dikkatli çalışıyorum derler, çalışırım derler. Peki bu dört kişinin yani işine son verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın şöyle, sosyal demokrat olan bu belediyeler, öncelikle halkçı olduklarını değerlendiren belediyeler çözümü gariban, işçi, emekçi kardeşlerimizde buldular. En son yapacakları çare buydu ve %99 muhtemelen açmışlardır işe iade davaları. Bunların işe iade davaları kabul olur. Kabul olur. Çünkü buna ilişkin savunma aldılar mı almadılar mı bilmiyorum ama halkçı olan bir belediyenin çözümü işçi çıkartmada bulunmaması lazım. Sayın Yılmaz Büyükerşen belediye meclisinde bir konuşma yapmıştı. Hani bu bir komplodur diye bir ifade evet. kullanmıştı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, eğer komploysa da dışarıya değil içeriye doğru bakacaklar. Bakarken işçinin ne işi var Büyükşehir Belediye Başkanı'na komplo kuracak? Eğer bir komplo varsa bunu yönetim kademesinde arayacak. Komploysa. Yani komplo olduğu iddiasında onlar. Ama işçilerin, ben 4 tane işçinin kalkıp belediye başkanına yaklaşık işte 1 milyar küsur orada, 1 milyar orada, 2 milyarın üzerinde bütçeleri olan iki kurumun belediye başkanına işte 4 tane işçinin komple kuracağını düşünmüyorum. Size peki başka şikayetler geliyor mu Zihni Bey kalabalık damacanası ile ilgili de kalabalık suyla ilgili? Yani bu sadece kalabalığa ilişkin değil. Birçok alanda şikayetler geliyor. Çalışanların, Esram'ın çalışanların şikayetleri geliyor. Sinyalizasyona ilişkin arızalardan bahseden şikayetler geliyor. Zabıtadan geliyor, park bahçelerden geliyor. Park alanlarından çok ciddi şikayetler geliyor. Elle toplanan paralarla alakalı birçok şikayet geliyor ama bu vatandaş şikayetidir. Dolayısıyla damacana meselesini bizim özellikle insan sağlığı açısından hassasiyetle yaklaştığımız bir mesele. Buna ilişkin valilik de daha önce biliyorsunuz soruşturma açmıştı. Bu konuya ilişkin savcılıkta biz dosyayı takip ediyoruz. Birçok dosyamız var savcılıkta. Birazdan konusu gelecek. Bir başka konuda da yine savcılığa müracaat ettik. Yetkililer görevini ihmal edenler ve tedbirli davranmayanlar görevden el çektirilmeli, daha dirayetli, işine daha çok zaman ayıran, daha dikkatli arkadaşlar işin başına getirilmeli.
Peki bu hani hep tabii tartışılıyor, hep gündeme getiriliyor. Bu kalabalık damacanasının siyasileştirildiğine dair eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz Zihni Bey? Onu yani şöyle... Kalabalık'la ilgili problemlerin hep AK Parti tarafından dile getirilmesi toplumun belli bir kesiminde acaba diye soru işareti. Yok, hayır, değil. Konunun siyasileştiğine dair eleştiriler de yapıyor. Yok. Yılmaz bir açıklamasında şunu söyledi mi? Bu bir komplodur, bunu da AK Parti yapmıştır dedi mi? Hayır. Peki damacanalar, 15 yıllık damacanalar kullanılıyor. Biz AK Parti müsaade etmediği için bu damacanaları kullandık dedi mi? Hayır. Meselenin biraz şu boyutu var. Şehirde belediyelerin yapamadıkları her şeye ilişkin vatandaş bizden ses bekliyor. Şimdi ben bunu söylemesem kim söyler sizce? Yani damacanada hortumun çıktığını kim söyler? Kim söylemeli? Kim söyler Ali Bey? Ya siz söylemezseniz tüketici dernekleri var, onları söylemesi lazım. Söylerler mi sence? Söylemezlerse siz söylersiniz. İşte bak aynı şey. Evet. Söylemezlerse siz söylersiniz. Söylemiyorlar, biz söylüyoruz. Söylemiyorlar, biz söylüyoruz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Damacanaların eski tarihli olmasına ilişkin kullanılan kısımda şehrimizde iki tane tüketici derneği var. Açıklama yaptılar mı? Ben dikkatimi çekmedi. Ha, ama biz parti olarak çıktık, şeyde açıklama yaptık. Ne onun adı? Hamam yolunda açıklama yaptık. Herkes artık şunu bekliyor. AK Parti şehirde her şeyin sahibi. Üretilen de, üretilemeyen de tüm hizmetlerin sahibi AK Parti. O yüzden bize gelen şikayetleri, talepleri biz değerlendirmek durumundayız. Ha, halka bunu söylemeyin diyorsanız, halk bundan bilgilenmesin diyorsanız, denetim olmasın, daha fazla sağlıksız koşullarda üretim yapılsın diyorsanız. Peki, başkanım şöyle bir şey olabilir mi? Ya bu tabii şimdi bundan sonra Deniz artık basına vermeyeceğiz de oradan savcılara vereceğiz ama mesela şu da yapılamaz mı? Eski genel müdürüne ya da oradaki üst düzey yetkililere. Arkadaş bakın böyle çıkıyor. Buyur gel, bu da senin, al bunu. Bir de o zaman bakın söylüyorum. Eski genel müdürü söylediğim damacana bizde hala. Evet. 1957'de çıkan damacana için buyursun gelsin. Bizim kahvemiz için damacanayı kendisine teslim edelim. Evet. Damacanayı kendisine teslim edin. Eski genel müdür gelsin. Ben de eski genel müdürüne kahve içtiğini, kahve ikram ettiğimi sosyal medyada paylaşacağım. Damacananın resmi olmaksızın damacanayı eski genel müdürüne teslim edeceğim. Buyursun gelsin. Davetlim. Ve genel olarak bu eski genel müdürle görüşmeyi düşünüyor musunuz? Bu kalabalık suyuyla ilgili, damacana sorunuyla ilgili. Şimdi bakın bizim belediyede meclis üyesi arkadaşlarımız var. Buna ilişkin soru sorarlar. Belediyenin en önemli denetim ve bilgi alma yöntemlerinden bir tanesidir. Soru sorması gereken kişi... Bakın herkes soru soracak adam arıyor değil mi? Hı hı. Yani bunu sormayı düşünüyor musunuz? Bu konuya ilişkin bilgi almayı düşünüyor musunuz? Bilgi alması ve soru sorması gereken kişi Büyükşehir Belediye Başkanı. Bitti. Nokta. Nokta. Evet. Şimdi... Geçelim mi diğer bir konuya başkanım? Şehirdeki bir başka önemli konu. Bu Ballar Caddesi'nde tabii şimdiki ismi de Yılmaz Büyükerşen Bulvarı oldu. Yapılan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir otel var. Konuyu ben bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. İddia şu. Otel tabii bir kamulaştırma sonucu yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Büyükşehir Belediyesi de mecliste alınan bir kararla buraya otel alanı yapıyor. Ve ruhsat veriliyor. Bina yapılıyor. Tabii itiraz konusu olay şu. Burası belediye hizmet alanı olduğu için onunla ilgili bir şey yapılması lazım. Ve bunların içinde de otel yok. Evet. Siz de bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulundunuz. Evet, bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Görevini yapmayan herkes için her konu hakkında suç duyurusu bulunacağız. Belediye bütçelerini yanlış harcayanlar hakkında suç duyurusu bulunacağız. Niye? Soruyoruz, cevap vermiyorlar. Cevap vermiyorsanız işte savcı sorduğunda cevap verirsiniz. Bu sosyal kültürel tesis alanı az önce sizin tariflediğiniz ama Haller Gençlik Merkezi'nin tam arka köşesinde... Bir heykel koydular. Ne heykeli olduğunu ben de çok bilmiyorum. Ne anlama geldiğini de arkadaşlara sordum. Çok da anlamadım da. Ejderhaya benziyor sanki biraz. Muhtemelen gerek geçmiş kültürümüzde, gerekse Cumhuriyet döneminde kültürümüzde özdeş bir şey midir? Evet, değil. Değildir. Öyle özdeş bir şey değil. Eskişehir'le de alakası yoktur. Türkiye'yle de alakası yoktur. Onu niçin... Hangi gerekçeyle, hangi amaçla, hangi sanatsal gerekçeyle koydular bilmiyorum. Ama ne anlama geldiğinde şehirle paylaşmalılar. Ha biz de ya evet çok doğruymuş ya. Bu şehre de çok yaraşan bir amblem olmuş diye düşünürüz. Eğer bu amblem çok güzelse Büyükşehir Belediye Başkanı kendi amblemlerinde kullansın. Açıkçası ben çok itici bir figür olarak gördüm. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz. 479 ada 46 parsel. Burada kamulaştırma yapılırken... Kültürel, sosyal tesis alanı,
okuma alanları, kütüphane gibi amaçlarla kullanılabilecek bir alan. Şehrin göbeğinde 8 kata imarlı bildiğim kadarıyla, hatta şu anda 9 kat yapmışlar. 1/1000'lik uygulama imar planında böyle olması gerektiği halde, bildiğim kadarıyla Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazısıyla ortaya çıkan, ne yapıyorsunuz siz burada, ne oluyor dendiğinde, ya biz buraya otel yaptık. Otel, hatta üzerinde otelin ismini de yazmışlar. Otel yapılmış, her şey oldu bittiye gelmiş. İskan da verdiklerini söylüyor ama soracağız, resmi yazılarla soracağız. Buranın vatandaşa tahsis edilmesi, vatandaşın kullanıma tahsis edilmesi lazım. Çünkü orası öğrencilerin yoğunlukta olduğu, hemşehrilerimizin kullanıma açık, birçok caddenin kavşak noktası olan dinlenme, okuma, kültürel etkinliklere katılma alanı olmalı. Çünkü konsept olarak Haller Gençlik Merkezi de o tarzda değil mi? Yani sosyal donatı alanı. Evet. Burasını otel yaptılar. Otel yaptıktan sonra bu konu meclise geldi. Mecliste CHP'li meclis üyeleri dahil herkes dondu kaldı. Herkes dondu kaldı. Ne yapacağız şimdi diye. Son mecliste. Ve dediler ki bu bizim komisyonumuzun görevi değil. Burada bir imar değişikliği yapılması lazım. İmar değişikliğini yapamazlar. Niye yapamazlar biliyor musunuz? Kamulaştıran şunu yapacaklar. Kısmen ticaret, kültür, sosyal tesisini yapacaklar. Ama kamulaştırma gerekçelerine aykırı olduğu için kamulaştıran şahıslar dava açmak suretiyle buradaki hisselerini geri alırlar. Çünkü vatandaştan biz burayı kültürel ve sosyal tesis alanı yapacağız diye yapmış. Vatandaş oraya ticaret alanı yapmayı bilmiyor mu? Otel yapmayı bilmiyor mu? Yani kime tahsis edildiği, kiminle sözleşme yapıldığı, niye Sivrihisar ilçesinde noter bulunduğu da ayrı bir muamma ama yapılması gereken işlem imar planlarına aykırı bu otele ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çıkıp açıklama yapması. Niçin orayı otel yaptılar? İmar planlarına aykırı şekilde yetki verilmiş. Verilebilir. Yetki verilebilir. Ama siz kanuna aykırı işlem yapamazsınız. Tekrar meclise gelirsiniz. Arkadaşlar siz bunu yaptınız ama burada bana da yetki verdiniz ama ben bu yetkiyi kullanırken kanuna aykırılık gördüm. Şunun hele bir imar planlarını düzeltelim. Ya da şimdiki yaptığı gibi ya acaba kimse görmez mi? Kimse görmez mi? Şehrimizde oldu bittiye getiren yerler. Hatırlarsınız. Çevre yolunun üzerinde eski otobüs garajının olduğu yer. Evet. Ne orası Ali Bey, bilir misiniz? Bilmiyorum şu anda ne olduğunu. Belediye başkanı biliyor mu? Bilmiyorum yani ben. Belediye başkanı da bilmiyor. Niye bilmiyor biliyor musunuz? Meclise sorduk. Siz buraya bazıları 11 trilyon diyor, bazıları 18 trilyon diyor. Evet. Bir miktar, büyükçe bir miktar bizim hemşehrilerimizden toplanan vergileri oraya yatırdınız. Kuzu gibi duruyor orada. 11 milyon veya 18 milyon. Kendileri açıklamadığı için rakamları bilmiyoruz. Ne yapacaksınız buraya? Henüz karar vermedik. İyi de şehrin caddeleri perişan. Altyapısı perişan. Birçok yerde hızlı yağan yağmurlardan kaynaklanan sebeple su basmaları yaşanıyor. Sizin 11 milyonu çöpe atacak yeriniz var ya. Orada kullanın işte. Yollarınızı yenileyin, altyapınızı yenileyin. Sizin özellikle belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu alanlarda şeyi biraz düzelttiler ama sanayinin oradaki yeri, orta refüjleri düzeltin. O 11 milyonu harcayacak o kadar çok alan var ki maalesef orada para gömülü duruyor. Ne olacak bilmiyoruz. Sadece söylentiler var. Efendim burayı bir ticari firmaya, büyük bir market için hazırladılar. Verdiler, veremediler bilmiyoruz. Çünkü orada da sorun var. Orada da iş oldu ya bittiye geldi. Oranın da tahsis amacı yine belediye hizmet alanı. Ve işin ilginç tarafı arsanın yarısı milli emlaktan tahsisli. Evet. Milli emlaktan tahsisi gayesi ne? Belediye hizmet alanı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ticaret alanı yapıyorsunuz. Buna ilişkin dava açtı milli emlak geri almak için. Niye? Çünkü tahsis amacının ötesine bir kullanıma dönüştü. Buradaki otel alanı da aynı şekilde. Başkanım, bu otel alanıyla ilgili şu soru size, tabii bu uzun yıllar meclis üyesi yaptığınız için bilirsiniz konuyu. Şimdi buraya otel alanı yaptılar diyelim. Yani artık geçti. Yani şu olabilir mi? Herhangi belediyeye ait başka bir yer, mesela orayı bir takas yapabilirler mi? Yani ben burayı belediye hizmet alanı yaptım. Belediye tamam, yaparlar. Varsa, bizim belediyemiz bu konuda meşhurlar. Şunu yapıyorlar. Bizim belediye hizmet alanlarımızı şehrin en ücra noktalarına atıyorlar. Ama yasa gereği zaten yakın bir yerde olmak zorunda.
burayı da çer tanımı yapıyorlar. Bakın evet. Tebebaşı Belediyesi'ni yaptılar ya. Tebebaşı Belediyesi'ni Ulonder'in olduğu yerdeki 27 dönümlük belediye hizmet alanını kaldırdılar. Zaten fiilen belediye hizmet alanı olarak kullanılan, bizim zamanımızda yapılan, Alzheimer merkezi olarak kullanılan yeri belediye hizmet alanı yaptılar. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yapmış olabilirler? Oradaki konut alanını buradaki şeyle belediye hizmet alanıyla değiştirdiler ya. Ne yaptılar biliyor musunuz? Satışa çıkarttılar. Evet. Satışa çıkarttı o alanı. Siz burayı hani belediye hizmet alanı, ticaret alanı dönüştüreceksiniz ya. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Satacaklar. O oteli satacaklar. Evet. Yani müşteri bulurlar satacaklar. Çünkü belediyenin birçok mülküne maalesef bu kötü yönetimden kaynaklanan sebeple müşteri de çıkmıyor. Yani bundan sonraki süreçte ne olacak peki zihniyet? Bundan sonraki süreçte şu olacak. Bir, oradaki 9. katı yıkacaklar. Çünkü orada imara aykırı imalat var. İki, oradaki otel yazısını söküp belediye hizmet alanı yazacaklar. Vatandaşlarımızın oradan yararlanma şeyi var. Ayak altında herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yer. Ya da üç, her zamanki yaptıkları gibi, işte nerede yaptıkları gibi, kendi yukarı söylediğindeki binaların olduğu yerde yaptıkları gibi imar planı, işte kervan yolda düzülür misali, imar planlarını değiştirecekler. Niye değiştirecekler? İşte burayı otel yapacaklar. Otel yapılmış ya. Kiminle, ne tarzda sözlerle yapıldı bunlar bilmiyoruz. Ama bunu otel alanına ticaret, kısmen ticaret, işte zeminde ticaret, üst katlar ticaret gibi belki göstermelik şeyde var hatırlarsanız. Üniversite caddesinde, üniversite yaklaşık sağ tarafta Tebebaşı Belediyesi'nin kullanmış olduğu gençlik merkezi var. O kadar küçücük bir alanı belediye hizmet olarak tahsis edecekler. Sözde imar planlarındaki kısmı böylelikle gerçekleştirmiş olacaklar. Biz takip edeceğiz. Kaç metrekarelik bir alanı belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı veya buradaki gibi kültür tesis alanı olarak yapacaklar? Takip edeceğiz. Orada binlerce metrekarelik bir alan var. Muhtemelen 40-50 metrekareyi buraya ayıracaklar. İmar planlarına da belediye hizmet alanı, turizm, ticaret diye yazacaklar. Burayı da böyle kurtaracaklar. Ama biz bunu da davaya taşıyacağız. Tabii davalarla ilgili şeylerimiz de var. Temmuz, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında açtığımız davalar için yürütmeyi durdurma kararları aldık. Hangi davayla ilgili başkanım? Belediye hukuki el atma davalarında yürütmeyi durdurma kararı aldık. Açtığımız davalarda. Yani belediye meclisinin yapmış olduğu kararlar yanlış diyor. Daha baştan, daha temelden yanlış diyor. Daha davayı göreceğiz. Ama yürütmeyi durdurmaları aldık. Dolayısıyla belediye artık hukuki anlamda izlendiğini, her şeyin hukuki sürece taşındığını bilmesi lazım. Hukuk dışında hareketlerin hepsini biz yargıya taşımaya devam edeceğiz. Evet. Diğer bir konuya geçelim mi Ali? Geçelim. Yoksa bu konuyla ilgili. Evet, özellikle öğrenci yurdu problemi. Şimdi tabii Zihni Bey, siz az çok sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Evet. Yani gerek Eskişehir'de gerek Türkiye'nin birçok yerinde üniversite öğrencileri kalacak yer problemi yaşıyorlar. İşte birçoğuna devlet yurdu, KYK yurdu çıkmadı. Onun dışında yine ev kiraları da çok yüksek olduğu için öğrenciler çok ciddi barınma problemi yaşıyorlar. Siz özellikle bu, önce şunu sorayım. Bu öğrenci yurdu problemine dair neler söylersiniz? Türkiye'de önce şunu söylerim. Öğrenci yurdu problemi var mı? Yaşıyorlar dediğiniz zaman işte bir ön söylem gibi oluyor. Yaşamıyorlar. Yaşamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ben şehrimize ilişkin kısmı açıklayayım. 7 tane öğrenci. 7 tane öğrencinin 2 tanesinin evi var. 2 tanesi şehir dışında ikamet ediyor. 2 tanesi işte bir iki tanesi okulu bitirmiş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Herhangi bir şekilde yeri yurdu olmayan arkadaşlar değil bu 7 tanesi. Hepsinin kayıtları bizde var. Emniyet soruyor. Nerede? İşte şurada oturuyorum. İkamet kaldırsın. Soruyor. Şehir dışında oturuyor. Şehirle ilgisi yok. Yok, ben geçenki basın açıklamasını sormadım. Genel olarak Eskişehir'de şu an böyle problem var. Hayır yok. Hayır yok. Bunu ben size de sordum. Herkese de soruyorum. Size gelip ben yurt bulamadım, yer bulamadım. Bakın biz tüm illerimizde belediyelerimiz vasıtasıyla barınma sorununa ilişkin sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza yer buluyoruz. Burada da aynı şekilde. Şu anda bana toplam 10-15 tane arkadaş geldi ve bunların işlerini de çözdük. Şehrimizde kız öğrencilerimizin 7500 kişilik yurt kapasitesi, erkek öğrencilerimizin de 4420 kapasiteli yurt kapasitesi var. Bunlardan bir tanesi yine Muttalıp'ta 1792 öğrenci kapasiteli yurdumuzda inşallah birkaç güne açılacak. Orada da yedeklerde kalan arkadaşlarımız
orada da kendilerine yer bulacaklar. Ama şurada şöyle bir problem olmuyor mu Zihni Bey? Şimdi öğrenci yurtları üniversitelerin çok uzağında yapılıyor bazen. Yani bu da öğrenciler için ekstradan bir maliyet olmuyor mu? Yok, hiç öyle değil. Çünkü öğrencilerin tek sorunu KYK devlet yurduyla ilişkin değil. Yani özel yurtlar mesela çok pahalı. Hatta bu sene özel yurtlar öğrencilerden nakit bir yıllık ücret istediği için ona dair bir problem var aslında. Peki hangi yurt okula uzak? Söyleyin. Yani mesela şimdi öğrenci yurtları işte artık eskisi gibi karma olmadığı için mesela Osman Gazi Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci Yunus Emre'de kalmak zorunda kalabiliyor. Ya da daha uzak bir yurtta kalmak zorunda kalabiliyor. Şöyle, hepsi üniversitelerin dibinde. Mevcut arazileri de orada. Şimdi Muhtalıp taştığımız yerde Estu'nun dibinde. Evet. Hatta oranın yolunu yaptırıyoruz. Yaklaşık 500-600 metrelik stabilize bir yolu yaptırıyoruz. Ben sayılara baktım. Sayılara baktığımda orası yaklaşık 2000. Bizim Osman Gazi Üniversitesi'nin dibindeki yurt da yaklaşık 4-5 bin kişilik bir yurt. Evet. Çok büyük. Yani Anadolu Üniversitesi'nin içindeki de 2 bin kişilik yurt. Evet. 2 bin kişilik. Yunus Emre öğrenci yurdu 2 bin kişilik yurt. Yani yurt kapasitemiz gerçekten çok yüksek. Yurtlarda tabii yurt kapasitesi yüksek. Özel yurtlarda ama var. Ama öğrenci kapasitesi de yüksek. Ama şu var. Yani yurtlarda kalamayan öğrenciler var. Tabii bunlar zorunlu olarak. İşte ya 1 artı 1 evlere çıkıyorlar ya özel yurtlara çıkıyorlar. Ve burada aslında bu öğrencilerin barınamıyoruz isyanı biraz fiyatların yüksekliğinden. Evet. Ya evet. Fiyatlar gerçekten yani yüksek. Bizim şehrimize ilişkin sorun, bizim şehrimize özel sorunlardan bir tanesi şu. Açık öğretim fakültesinde okuyan arkadaşlar muhtemelen ailelerine biz örgün eğitime ilişkin okul kazandık deyip Eskişehir'e geliyorlar. Evet. Muhtemelen. Yani bilmiyorum. Bu, böyle bir rakam da var tabii. Yani böyle bir rakam. Var. Bu buradaki öğrenci yurtlarına ilişkin kısımda ciddi bir talep oluşturuyor. Yani öğrenci yurtlarından kastım dışarıdaki özel yurtlara ilişkin şehirde. Dolayısıyla fiyatların artmasına da etken oluyor. Efendim onlar gelmeli mi? Tabii gelebilir. Onların tercihi. Biz onlara ya açık öğretim bu zaten online televizyonla eğitim veriliyor. Sınavlara istediğiniz yerde girebiliyorsunuz. Sadece mazeret olarak söylüyoruz. Bunun dışında bu öğrencilerimiz de buraya gelebilirler. Burada barınabilirler, okuyabilirler ama çok sayıda açık öğretimden kaynaklanan öğrenciler var. Onlar da şehre geliyorlar. Bir şekilde üniversite yaşamını ailelerinden uzakta 4 yıl boyunca yaşıyorlar. Ha, bizim şehrimizde yaşıyor. Evet başka şehirlerde yaşıyor. Bildiğim kadarıyla artık Atatürk Üniversitesi'nde de Kocaeli'nde de açık öğretim fakülteleri var. Açık öğretim Türkiye'nin tamamında yaygınlaştı. Ama yine söylüyorum öğrencilerin kaldıkları yerle ilişkin kısımda şöyle bir tercih var. Az önce yurdu olan bir arkadaşımızla da konuştuk. Pandemiden kaynaklanan sebeple öğrenciler dün 3'er kişilik, 2'şer kişilik odalarda kalırlarken bugün tek kişilik odaları veya 4 kişinin kalmasına ötesinde 2'şer kişilik odaları tercih eder. Biraz tercihlerden de kaynaklandı bu. Dolayısıyla 2 kişilik, tek kişilik odalardan kaynaklanan sebep de rakamlar da ister istemez yukarıya çıktı. Ama ben bunun çok kısa sürede oturacağını değerlendiriyorum. Emlakçılarda da Emlakçılar Odası'ndan da bir açıklama geldi ama buna ilişkin emlakçı olan arkadaşlarımızdan da bilgi alıyoruz. Evet, fiyatlar yaklaşık 200 liralık bir rakamsal değerle yukarıya çıktı. Dışarıdaki evlerden bahsediyorum. Ama bunun dışında bizim hemşehrilerimize ilişkin hem valimiz vasıtasıyla, hem müdürlüklerimiz vasıtasıyla, hem de belediyelerimiz vasıtasıyla hala çözüm üretmeye ilişkin çabalarımız var. Kiralara ilişkin özellikle bir böyle devlet denetleme mekanizması kurulabilir mi? Kiralar evet Eskişehir'e ilişkin kısmı değerlendirdiğimizde bir tık yükseldi. Bu da belki pandemiden kaynaklanan sebeple daha ayrık oturma isteğinden kaynaklı olabilir. Ben seneye benzer rakamların olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü geçen sene yoktu, ondan önceki sene yoktu. Bu sene niye oldu? Bunun pandemi daha ayrık yaşamayla da ilgisi var. Evet. Yani şöyle bir şey yapılabilir miydi Zihni Bey? Şimdi öğrencilerin en büyük şikayetlerinden birisi özel yurtların bir yıllık ücreti nakit istemesi. Bu da herhalde bir 14-15 bin lira gibi bir paraya karşılık geliyor. Devlet en azından bu özel yurtlara bu anlamda bir uyarı yapabilir miydi? En azından yapılabilir. Belki ilerleyen konularda geleceğiz. Biz özellikle Ticaret İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla bu fahiş fiyat artışına ilişkin kısımda şikayetleri değerlendiriyorlar. Yine buradan da söyleyelim. HFA kısası haksız fiyat artışı. HFA bu internet sitesine girip nerede haksız fiyata ilişkin bir artış öngörüyorlarsa o fiyata ilişkin kısımda girip şikayet edebilirler. Ticaret İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla bu denetimler yapılıyor. Ben işte programa girmeden önce Ticaret İl Müdürlüğümüzle de konuştum. Ciddi anlamda denetim yapıyorlar. Yeri gelmişken kısadan geçeyim. Evet. Marketleri işin kısım merkezi sistemle denetleniyor. Ama yerelde de yerel çaptaki marketleri yine Ticaret İl Müdürlüğümüz denetliyor. Bu haksız fiyat artışında herkese yani bu şey dahil
öğrenci yurtları, evler de dahil olmak üzere haksız fiyat artışına ilişkin bir şikayet varsa bunların denetimi yapılabilir. Şimdi Zihni Bey, geçen Kazım Kurt şöyle bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Eskişehir'de örgün öğrenci sayısı 70 bin, devlet yurdu kapasitesi 12 bin. Bence sayıları yanlış. Böyle bir rakam verdi Sayın Kazım Kurt. Nasıl değerlendiriyorsunuz rakamı? Şöyle değerlendiriyorum. Buna rağmen öğrencilerin her birine, çünkü Cumhurbaşkanı'nın başladığı dünyada en yüksek kapasitedeki barınmaya ilişkin öğrenci yurt kapasitesi bizde. Yani belediye başkanı bu açıklamayı yapacağını şunu yapabilir. Ya biz öğrencilerin barınmasına ilişkin şöyle bir destek sağlıyoruz diyebilir. CHP'lilerin genel tavrı, aman buradan bize siyasi bir rant nasıl çıkar? Ya siyasi rant çıkartmak yerine vatandaşın sorunu, derdi varsa onu çözmeye ilişkin çaba sarf etsene. Belediyeler ne yapabilir sizce? Şunu yapabilirler. Konuk evleri yapabilirler, misafirhane kiralayabilirler, otellerle anlaşabilirler. Biliyorsunuz bizim belediyemizin kiraya vermiş olduğu otel var Odunpazarı'nda. Biliyorsunuz. Hatta iki tane, bir tane de değil. Şimdi az önce konuştuğumuz otel yine Büyükşehir Belediyesi'nin değil mi? Porsuk Oteli, şeyin kıyısında, nehrin kıyısında Porsuk Oteli. Bunlar hep belediyenin. Belediyenin misafirhaneleri var, otelleri var. Her şeyi yapabilirler. Belediyeler her şeyi isterlerse her şeyi yapabilirler. Ama onlar ya aman bu iktidar gitsin, aman biz bundan siyaset üretelim, vatandaşa hizmet üretmek yerine bunun lakırtısını yapalım. İşte kalkıp 70 bin var. 70 bin, 60 bin olsa da aynı şey. Burada yaklaşık bendeki rakamlar 12 bin, 13 bin, belki Kazım Bey'deki rakamlarla aynı ama bunlar şu ana kadar, dün, geçen yıl yurt sorunu duyuyor muydunuz? Yok. Ondan önceki yıl duyuyor musunuz? Rakamlar aynı. Yani bu sene, geçen seneye nazaran daha fazla örgün eğitim öğrencisi mi geldi? Hayır. Onlara sadece siyaset yapacak bir malzeme çıktı. Onlar da bayram ettiler. Ama çok net söylüyorum, bize bu tarzda çok yoğun bir talep yok. O gün eylem yapan arkadaşların da kim olduğunu gördünüz. Yani hiç barınmayla, bilmemeyle alakası olmayan bir şekilde birileri tarafından. Efendim? Barınıyorlarmış yani sonuçta. Tabii canım, bunlar aslında kendileri biz barınıyoruz da arkadaşlar adına geldik yazmaları lazım. Evet. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum Zihni Bey. Şimdi pandeminin ilk zamanlarında belediyeler işte aş evlerine destek amaçlı bir bağış kampanyası başlattı. İşte evet. Yine vatandaşlara ücretsiz ekmek vermek istedi o dönemde. Ama bu iktidar tarafından, devlet tarafından engellendi. Şimdi bugün belediyeler öğrencilerin barınma sorununu çözmek istese, böyle işte bir takım işte yurt yerleri kiralasa, yine devlet çıkıp hayır, ya bunu yapamaz. Bakın İstanbul'da da, Adana'da da, İzmir'de de yapıyorlardır. Ben onların hangi hizmetleri ürettiklerine bakmadım ama yapıyorlardır. Yapmaları da gayet doğal. Yapıyorlardır. Ya dün onu yapılmadı, bugün yapılır. Hiç öyle bir şey yok. Ben hiçbir engel duymadım. Hatta bizim belediye başkanlarımız tüm şehirlerde, ben biliyorum. Bende slogan şeyleri de var, davetleri de var. Her yerde, yine söylüyorum, ilçelerde, Sivrihisar'da mesela şeyimiz var, yüksek okulumuz var. Sivrihisar'da barınmayan arkadaşlarımız direkt belediye başkanımıza gitsin. Kapısını çalsın, ben yurda işin talebim var desin. Bu kadar açık. Benim bu dediğimi mevcut CHP'li belediye başkanları diyebiliyor mu? Engelliyorlarmış. Hadi buyursunlar, söylesinler. Öğrencilerle ilgili kısımda hangi ilde Türkiye'de böyle bir şey oldu? Hayır, olmadı. Sadece siyaset üretme aracı olarak kullanılıyor. Yani belediyeler böyle bir girişimde bulunsa siz de belediyelerin bu girişimini destekler misiniz? Ya bugün bakın şöyle. Bugün itibariyle benim desteklememin çok önemi yok. Bugün itibariyle böyle bir sorun var ise, ki bana gelen sayıları söylüyorum, 15'tir gelen sayı. Böyle bir sorun varsa belediyelerin de buna el atması gerekiyorsa atacaklar. Bizim belediyelerimiz atıyor, onlar da atacaklar. Bizim belediyelerimiz tüm Türkiye'de öğrencilere ilişkin kısımda eğer bir talep varsa biz ihtiyacınızı karşılarız diyorlar. Evet. O zaman şunu da sorayım son kez. Hani barınma sorunu yaşayan, hani öğrencilere bir çağrınız var mı? Eskişehir'e gelip de barınma sorunu yaşayan öğrencilere neler söylersiniz? Şöyle, onu da sorayım konuyu. Barınma sorununa ilişkin kısımda şimdi 1792 sayılı, 1792 rakamlı yurdumuza devreye girecek. Onu bir beklesinler. Birkaç güne kadar o yedeklerden yaklaşık 2000 kişi daha çekeceğiz. Evet. Dolayısıyla yedeklerden çektiğimizde 2000 sayısı çok ciddi bir rakam. Bugün ben yurda yerleşemedim deyip acele bir şekilde ev tutan arkadaşlar belki evlerden ayrılarak oraya geçecekler. Fiyatlar belki kendiliğinden düşecek. 2000 tane arkadaş çok ciddi bir rakam. Evet. Yani çok ciddi bir rakam. Başkanım, ben bu otel konusuyla ilgili şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu Odunpazarı Belediyesi'nin hizmet alanında olan, şimdi Büyükdere'de de bir otel var. Var. Burası, ben daha önce de bunu gazeteci olarak dile getirmiştim. İşte burası da belediye hizmet alanıydı. Hı. Fakat otel yapıldı. Hatta ben demiştim ya, orası işte pazar yeri yapılabilir dedi, yazılar yazmıştık. Tabii bu Burhan Bey'in belediye başkanı döneminde olmuştu. Evet. Tabii şimdi kullanması şu anda da
Odun pazarı belediyesi kullanmaya devam ediyor. Yani peki burasına neden hiç itiraz etmedi Çevre İl Müdürlüğü mesela o zaman? Çevre İl Müdürlüğü'nün itiraz etmesi bir tarafa, belediye meclis üyeleri neredeydi o zamanlar? Belediye meclis üyesi arkadaşlar niye bunu yargıya taşımadılar? Niye dava açmadılar? Niye bunu hesabını sormadılar? Çünkü orada bildiğim kadarıyla arka tarafında kamusal anlamda çamaşırhane mamaşırhane bir şeyler vardı gibi sanki. Öyle hatırlıyorum. Hayal meyal hatırlıyorum. Bilmiyorum siz de hatırlar mısınız? Evet. Belediye hizmet alanına ilişkin bir şey oluşturulduydu diye hatırlıyorum. Ama eğer orada da hukuk aykırılık var ise mutlaka onun da denetlenmesi lazım. Onu da o gün görev yapan bu konuya ilişkin kısımdan rahatsız olan arkadaşlar yapacak. Evet. Ali abi, öğrenci ve barınma sorunuyla ilgili soru yoksa hemen diğer konuya geçelim. Evet. Zeynep Bey, teşkilatlanma çalışmalarını sormak istiyorum. Nasıl gidiyor Eskişehir'de çalışmalar AK Parti'nin? Şimdi bir erken seçim olasılığı var mı? O da biraz tartışılıyor. Yok, hayır, şöyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi 2023'te seçim. Bizim hiç öyle erken seçime ilişkin bir telaşımız yok. Biz seçimin bittiği gün tekrar seçim için çalışmalara başlarız. Ben televizyon programlarına rutinde her ay mümkün olduğunca çıkmaya çalışırım. 2019'daki seçimden sonra da biz hiç sahadan eksik olmadık. Baktığınızda bizim her sosyal medyamızda mutlaka bir cuma paylaşım vardır. Benim ve ilçe başkanlarım. Yine hafta içinde esnaf ziyareti paylaşımımız vardır. Üye ziyareti paylaşımımız vardır. Yeni üyelerimize ilişkin organizasyonlarımız vardır. Eğitim programlarımız vardır. Biz bunların hiçbirinden seçim biter bitmez düşmedik. Bunları yapmaya devam ettik. Bu devamlılık içerisinde bugün de aynı rutin içerisinde çalışıyoruz. Rutini hiç bozmadık. Efendim tempo artar mı? Evet artar. Çünkü 1,5 yıl dediğiniz zaman çabuk geliverir. Bu 1,5 yıl içerisinde de seçime bugünden hazırlanmak adına sizin de kendi projelerinizi yapmanız, programları yapmanız lazım. Ben seçim işleri başkanlığıma talimat verdim. Seçim işleri başkanım tüm ilçelerde eğitim programları veriyor. Mahalle başkanlığı nasıl olur? Sandık yönetim kurulu nasıl olur? Müşahit nasıl olur? Müşahitin görevleri nelerdir diye tek tek anlatıyorlar. Haftada bir yapsanız 52 tane şey var. 50, bizim ikinci, üçüncü eğitimlere dönmemiz durumunda biz 1-1,5 yılda ilçelerin her birine en fazla 2'şer defa eğitim veririz. Bu kıymetli. Bunu sadece eğitimsel anlamda söylemiyorum. Tüm birim başkanlıklarımız bizim her ay mutlaka birim başkanları toplantılarımız olur. Mutlaka ilçelerimizden sorumlu yürütme kurulu üyesi arkadaşlarımız ilçelerine gider, ilçelerin durumlarına bakar. Sosyal medyadan görüyorsunuz, ben neredeyse dış ilçelerin tamamını bir gezdim. Bir kere daha geziyorum. Seçim varmış gibi çalışıyorsunuz. Çalışıyorum ama bunu bugün de yapıyordum. Bundan bir yıl önceye baktığınızda bir yıl önce de yapıyordum. Bir yıl önce de seçim varmış gibi çalışıyordum. Çünkü biz seçimden çıktığımız zaman diğer seçim 5 yıl hemen geliveriyor. Evet. Seçim, ama bunu sadece Eskişehir için söylemiyorum. AK Parti teşkilatlarının tamamı bizim teşkilatçılıktan kaynaklanan özelliğimiz sebebiyle her zaman seçim varmış gibi çalışırız. Hep sahadayız. Bana soruyorlar, işte hangi partiden geldiniz? Ben de onlara soruyorum, başka gelen var mı diye soruyorum. Ha, AK Parti mi diyorlar. Evet. Biz geziyoruz. Başkanım, şunu soracağım ben şimdi bu özellikle ilçe gezileriyle ilgili. Şimdi burada... Tabii vatandaş bir AK Parti il başkanını görünce bir tabii şikayetini de iletiyordur. Ama bu şikayetler tabii her zaman büyükşehirle ilgili değildir. Yani size genel olarak size iletilen ya da oradaki belediye başkanıyla var olan şikayetler neler diyeyim? Ya da mesela bir kuraklık olayımız var. Evet. Bu ilçelerde bu kuraklıkla ilgili size bir şey söyleyen var mı? Hamdolsun ona ilişkin belediye başkanımız, Beylikova Belediye Başkanımız, Allah razı olsun. Belediyemizin bir tane barajı var. Evet. Teslim aldı. 10 milyon metreküp de su saldı. Yaklaşık 13 bin hektar da alanın sulanmasına imkan sağladı. Yani belki lafın ortasından başladık. Bizim belediye başkanlarımıza ilişkin memnuniyeti de şikayetle dinliyoruz. Belediye başkanımız da bizim yanımızda oluyor. Vatandaşın şikayetini direkt duyuyor. Ama biz şu konuda çok mutluyuz. Hangi ilçemize gidersek gidelim, belediye başkanımız yanımızda olduğu halde hep dua alarak devam ediyoruz. Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Bazı duyduğumuz şeyler, ya belediye başkanı bu adamı tembihledi, öğretti de mi söylüyor dediğin diye düşündüğümüz bile oluyor. Çünkü o kadar ciddi bir memnuniyet var ki yaptıkları şey bizimle aynı. Gidiyor vatandaşla hemhal oluyor. Dinliyor. Ha çözüyor, çözemiyor ama dinliyor. Karşısında bir muhatap görüyor vatandaş. Evet. Bizim mahalle gezilerimiz, cuma programlarımız, sokaklardaki kadınlarımızın ev ziyaretleri,
cadde ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz teşkilatımızın ana temel direklerinden. Hep bunu yapıyoruz. Her yerde yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde de yapıyoruz. 14 ilçemiz, merkez ilçelerimiz dahil tüm ilçelerimizde bunu yapıyoruz. O yüzden vatandaşta ciddi bir memnuniyet görüyoruz. Pandeminin en ağır seyrettiği dönemlerde ve gerçekten esnafın en zorlandığı dönemlerde ben Sakarya Caddesi'ne girdim. O caddede Allah onlardan razı olsun bir tane adam çıkıp gel bakalım buraya benim şöyle bir derdim var bu fiyatlar ne demez mi ya? İnsanlar dinleniyor olmuş olmaktan acayip memnunlar. Ben mevcut belediye başkanlarına da söylüyorum. Vatandaşı dinlemekten uzak durmayın. Vatandaşı dinleyin. Vatandaş dinlenmeyi, anlanmayı, kendisinin anlaşılmasını çok önemsiyor. Biz bunu yapıyoruz. Şu ana kadar da hamdolsun hiçbir kimseden böyle çok sert tepki görmedik. Peki Zeynep Bey, tabii muhalefetin özellikle son dönemde ekonomiye dair bir takım eleştirileri var. Siz sahaya indiğinizde buna dair söylemler duyuyor musunuz? Muhalefetin bu ekonomi eleştirisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki yani şimdi ekonomi ilişkin eleştiriler geliyor. Nasıl geliyor? Vatandaştan da geliyor, esnaftan da geliyor. Ama işin en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Umut da sizde. Size bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Derdini söylüyor. Çözümle işin kısmı da şöyle yapılsa olur mu diye öneri de veriyor. Bunun güzel tarafı hala aynı şekilde beklenti ve umut sizde. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki pandemiden de kaynaklanan sebeple tüm dünyada gıda fiyatlarının artmasından kaynaklı herkese dokunan bir sıkıntı oldu. Bunu yadsıyamayız ama sahada gittiğimizde şunu gördük. Açıkçası ben de acaba diye değerlendirmiştim. Girdiğimiz pazarda da esnafta da evet bu sorun var ama bu soruna ilişkin çözüm de sizde. Tamamen biz bunu hissettik, bunu anladık, bunu aldık. Yani hiç, ya evet geldiniz ama hadi güle güle duymadık. Her girdiğimiz yer Türk nezaketinden ve misafirperverliğinden kaynaklanan sebebi. Başkanım hoş geldin. Lütfen çayımızı iç, kahvemizi iç. Hep böyle karşılıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Biz çok memnunuz. Yani hemşehrilerimizin AK Parti olan teveccühünün hala 2021'de bu 20 yıla rağmen artarak devam ediyor olmuş olması bizi çok memnun ediyor. Rakamlara baktığınızda kötü rakamları söylediklerinde %40'lı rakamları söylüyor. %40 rakam iktidar partisi ya. 20 yıldır ve yine en çok oyu alacak olan parti. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde durup düşünmeye ve acaba demeye niyetimiz de yok. Böyle bir derdimiz de yok. Niye? Biz birinci partiyiz hala. Biz iktidarız. Hiçbir sıkıntı yok. Alnımızın akıyla hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Peki AK Parti ittifakını genişletmeyi düşünüyor mu ya da genişletme ihtimali var mı? Yeni kurulan siyasi partiler de var. Bu tabii Sayın Genel Başkanımızın cevaplandıracağı bir soru. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ittifaka girecek herkese Cumhurbaşkanımızın hoşgörüsü ve onun yönetiminde mutlaka çalışmalar olacaktı ama bu yerelde değil, genel başkanımızın değerlendireceği bir husus. Herkesin AK Parti'ye ilişkin teveccüh olduğunu değerlendiriyoruz. Burada hiçbir partiyi ayırmaksızın herkesin çok nezaketli davrandığını, bu konuya ilişkin algının iyi olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası bazı partiler acaba bize gelir mi dediğim beni en az ayda bir defa ziyaret ediyorlar. Siz geçtiğimiz sene bir toplantı düzenlemiştiniz aslında. Evet, farklı toplantı siyasi parti il başkanlarıyla. Evet. Onun devamı gelmedi. Olacak mı öyle bir toplantı olacak. Görüşme yakın zamanda? Olacak. Onu ben bir defa yapmadım sanki. Birden fazla yaptım. İki kere gibi. Yaptınız başkanım. Evet. Yani COVID'ler olduğu için hepsini birden toplayamadım. Evet, şimdi şöyle COVID girdi. İşin tevafuk. O arkadaşları topladığımız gün sanki siyasete bomba koymuşçasına ben COVID oldum. Dolayısıyla hamdolsun ki hiçbir arkadaşıma bulaştırmamışız. Bunu yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü tüm arkadaşlarımızla güzel diyalogumuz var ama devamında şunu da söylemek lazım. Ben tüm il başkanlarımızı her bayram arıyorum. Ayırt etmek için. Her biriyle bayramlaşıyorum. Bazen görüntülü bayramlaşıyorum. Bazen telefonla bayramlaşıyorum. Sağ olsunlar da çok büyük nezaket gösteriyorlar. Siyasi yarışım başka bir şey. Nezaket başka bir şey. Ben tüm il başkanlarımızdan çok ciddi nezaket görüyorum. O zaman şeye geçiyorum hemen ben. Son dönem şehrimize gelen Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu geldi. Danışma kurulu toplantısına da katıldı. Şimdi bu pek şeyler alışık değiliz biz. Yani Dışişleri Bakanı gelmesine alışkın değildik. Tamam. O açıkçası. Zaman konuya şuradan başlayayım ben. Tarım Bakanımız geldi. Evet. Tarım Bakanımız geldi. Gökpınar Barajı'nda su tuttu. Gökpınar Barajı 60 bin hektar alanı sulanacağı, ilk etapta 60 bin hektar sulamanın yapılacağı, yine kapalı devre sulamanın olduğu yaklaşık 100 milyon metreküplük ciddi bir baraj.
Bu baraj, hatta Türkiye'de de gündem oldu. Bu baraja ilişkin kısımda Günyüzü, evet. Günyüzü'nden sonra Polatlı ve Sivrihisar'ın bazı köyleri inşallah önümüzdeki yıl bu kuraklığa ilişkin kısımdan suyun bolluğuyla nasibini alacak. Evet. Basınçlı sulama sistemiyle nasibini alacak. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tarım Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Toplamda 500 milyon TL'lik bir projedir evet, bu. Evet. Arkadaşlarımız, hemşerilerimiz şöyle şey yapsınlar. Porsuk Barajı'nın 5'te 1'i bir baraj daha yaptık. Sessiz sedasız su tutmaya başladı. Biz su tutmasına ilişkin pandemi koşulları dairesinde orada su tutma töreni yaptık. Sayın evet. Bakanımız da bizi onurlandırdı. Hı hı. Milletvekillerimizle birlikte katıldık. Hatta komşu ilçelerimiz de geldi. Çeltik ve Polatlı'daki ilçe başkanlarımız da geldi. Belediye mesela Polatlı'daki belediye başkan yardımcımız da geldi. Çok iyi bir organizasyon, iyi bir projeydi. Ben Günyüzü'deki hemşerilerimize, Polatlı'daki hemşerilerimize, Sivrihisar'daki hemşerilerimize hayırlı olmasın diyorum. Bu çok güzel bir projeydi. Evet. Hani Dışişleri Bakanı niye dedin ya, işte Tarım Bakanı. Tarım Bakanı niye? Tarım Bakanı Eskişehir'in su sorunu için. Bu arada gelmişken Tarım Bakanımıza ben Eskişehir sulamasını söyledim. Eskişehir sulamasını sonuna kadar kovalamaya devam edeceğiz. Bize mi nasip olur bilmiyorum ama Eskişehir sulaması yaklaşık Alpu'ya giderken olan kısımda 18.500 hektarlık alanın sulandığı, evet. Şehir içinden betonlu sulama kanallarında geçtiği, daha sonrasında toprak kanalların olduğu çok işte 50-60 yıllık bir mazisi olan kanallar. Burada ciddi anlamda 130 oranında su kaybımız var. Bu şu demek. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek. 430 milyon metreküplük Porsuk Barajı'nı her yıl %30'luk, tabii belki %30'luk kısmı kullanma suyun sulama suyuna ilişkin olabilir. Çünkü sulanma suyu 100 milyon metreküp, %30'u 30 milyon metreküp kar olacak her yıl. Evet. Bu şu demek, 10-12 yılda bir Porsuk Barajı kadar daha tasarruf edeceğiz. Evet. Yani bu yeni su kaynağınız yoksa, ki mevcut belediye başkanının en önemli görevlerinden bir tanesi şehrin içme ve kullanma suyuna ilişkin projeler üretmek. Eğer suyumuz azalıyorsa Porsuk bizim hem doğal hayat için, hem kullanma suyu için, hem içme suyu için, hem de sulama suyu için ana kaynağımız. Allah korusun Porsuk'a gelen suyun azalması veya yağışların azalmasıyla bırakın sulama suyunu, biz kullanma suyuna ilişkin ciddi sıkıntı yaşarız. Bugün Porsuk Barajı'nın seviyesi yaklaşık %40'larda. Yani 150 milyon metreküp civarında suyumuz var. O yüzden bu sene Porsuk'tan Eskişehir sulamasına maalesef üzülerek 33 milyon metreküp su verebildik. Ama güzel olan tarafı şu, çiftçilerimizi öncesinde uyardık. Bakın bu sene kurak geçecek. Tedbirli olun. Su istemeyen ürünleri ekin. Hububata yönelin dedik. Çiftçilerimiz de bu konuda çoğunlukla bizi dinledi. Hamdolsun özellikle pancar için kısımda son yağışlarda pancar üreticisinin yüzünü güldürdü. O yüzden sulamaya ilişkin kısımda Tarım Bakanımızın geliyor olmuş olması bizim Eskişehir sulamasını ona anlatmamıza da imkan sağladı. Tarım Bakanımıza da bu vesileyle teşekkür ederim. Şehrimizde Tarım Bakanımızla birlikte hizmete geçen Sayın Nabi Bakanımıza ve diğer milletvekillerimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bu benim dönemden önce başlayan ama bu dönemde ciddi bir gayretle tamamlanması gereken projelerden bir tanesiydi. Şehrimize hayırlı olmasını diyorum. Ülke gündemine ilişkinde ben ulusal medyaya da düştüğünü biliyorum bu konunun. Tarım Bakanı işte Bakanımız, Dışişleri Bakanımızdan sonra geldi ama Dışişleri Bakanımızla birlikte biz işte hemşehrilerimizin burada görüldüğü gibi her birinin danışma ruhuna uygun şekilde kalkıp bakana soru sordu. Teşkilata işin görüşlerini belirttiği ciddi bir program oldu. Ben yine danışmaya teşrif eden Sayın Dışişleri Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız siyasetçi, Antalyalı, geçmişi çok ciddi bir siyasi birikimle dolu. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı olsa bile siyasetçi kimliğinden kaynaklanan sebeple teşkilata ciddi bir abilik yaptı. Biz Cuma programından sonra Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne girdiğimizde açıkçası hemşehrilerimizin bizi özlediğini gördük. Bilmiyorum, belki basına da yansımıştır. Ciddi anlamda izdiham vardı. Çok kısa bir caddede, çok dar bir zaman saatinde girdik ama hemşehrilerimizin çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. Çok bu bizi de bakanımıza çok memnun etti. Hemen arkasında sivil toplum örgütleriyle güzel bir toplantı oldu. O toplantıyı da çok önemsedik. Belediye başkanlarımız da geldi. Bakanımızı dinlediler. Bu programda sivil toplum örgütlerinden de bakanımıza hem kendi bakanlığı ile ilgili hem de kendi bakanlığının dışındaki konularda, hatta bir genç özürlü kardeşimiz de soru sorma imkanı buldu. Bu bizim için çok kıymetliydi. Bakanlarımızın kendi alanları olmasa bile diğer bakanlarla görüşmek suretiyle bu çözümleri üretiyormuş olması güzel.
Hemen sonrasında az önce görsellerde döndüğü gibi biz üyelerimiz de ciddi bir katılımla pandemi kurallarına uygun olarak il danışma toplantımızı yaptık. Hemşehrilerimiz bakanımıza tamamen teşkilatla ilgili, tamamen Eskişehir'in yereliyle alakalı, tamamen bizlerle ilgili. Ben de dahil eleştirilerini ilettiler. Sayın Bakanımız da her birine samimiyetle cevap verdi. Sayın Bakanımız Eskişehir'e ciddi anlamda, teşkilatçılık anlamda ciddi bir ağabey örneği gösterdi. Koordinatör milletvekilimiz de buradaydı, Çiğdem Hanım. Hep birlikte çok samimi ortamda, herkesin kucaklaştığı güzel bir toplantı yaptık. Geldikleri için ben tekrar kendilerine teşekkür ederim. Başkanım, son olarak şunu sorayım. Bu çevre yolu konusu var. Sizin ısrarla söylediğiniz Eskişehir'in bir çevre yolu sorunu yok diyorsunuz ama ben mesela sanayiciler var diyor. Toplum biz çevre yolu yetmiyor diyor. Evet. Şimdi mesela bugün ben Bozüyük'teydik. Gittik. Şimdi Bozüyük 70 bin nüfusu var. Çevre yolu var. Eskiden hatırlarsınız Bozüyük'ten geçemiyordu kimse. Yani bu şimdi şöyle bir şey. Evet, sorun yok derseniz sorun kayboluyor mu ortadan? Yok, hayır değil. Eskişehir'in çevre yolu ile ilgili gündemi olabilir ama Eskişehir'in çevre yoluyla gündemi olması gereken trafik yoğunluğu %20'dir. Evet. Yani %20'lik bir trafik yoğunluğu. Bu da hangi saatlerde biliyor musunuz? Pik saatlerde. Pik saatlerin dışında trafik yoğunluğu göremezsiniz. Bir de hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Hemşehrilerimizin hataya düştüğü bir şey var. Yeri nasıl tarif edeceğim bilmiyorum ama Alp yolundaki Battı Çıklı'dan Bursa yoluna doğru çıktığınız zaman orada şeyler var. Ne onun adı? Plaka tanıma sistemi var. Hemşehrilerimiz orayı hız göstergesi zannediyor. Dolayısıyla herkes orada bir frene basıyor. Hani bunu çok ayrıntı olarak söylüyorum ama unutmadan söylemek adına söylüyorum. Orası bir hız radarı değildir, plaka tanıma sistemidir. Şehrin farklı yerlerinde bu var. Bugün itibariyle orada bir plaka tanıma, yani hız göstergesi yoktur. Plaka tanıma sistemi vardır, bilgiler olsun. Herkes orada frene basıyor. Bu aman gaza bastınlar anlamında bir söylem değil ama frene basmaları da çok anlamlı değil, bilgiler olsun. Eskişehir'in çevre yolu meselesi 53 kilometrelik güney çevre yoludur. Bu bizim Kanlıpınar'ın oradan giren, satılmış olanı oradan çıkan, viyadiklerin de olduğu, yaklaşık 1,5 milyar TL proje rakamı olan, bakanlığa da iletilen, Sarı Sungur Göleti'nin de bulunduğu bölgeyi içine alacak şekilde geçen bir yer. Burada sorun şu, bizim organize sanayi bölgesinin veya küçük sanayilerin çıkış saatlerinde bir trafik problemimiz var. Öyle mi? Evet. Evet, var. Şimdi oradan çıkacaklar. Ne yapacaklar? Evlerine gidecekler. Evleri nerede? İki partide anlatacağım bunu. Birincisi Şarayık, Kumlubel, Sütlüce, Esentepe, Yeşiltepe, Bahçeli Evler, Yeni Bağlar, Kars'ında, Yeşiltepe. Yani şehrin kuzey tarafı diyelim. Kuzey tarafındaki aksesler. Evet. Bu arkadaşlar hangi yol kullanacaklar? Evet. Çevre yolunu kullanacaklar. Mecburen bu yolu kullanacaklar. Evet. Mevcut yolu kullanacaklar. Peki şehrin 71 evler, Emek, Erenköy, Huzur, Gültepe, Yıldıztepe, Büyükdere, belki Orhan Gazi, Ömür tarafları nereye kullanacaklar? Evet. Diyelim ki bu 53 kilometrelik çevre yolunu kullanacaklar. Yani şunu mu yapacak insanlar? Buradan çıkacaklar, küçük sanayiden ve organize sanayiden. Çevre yoluna için Kanlıpınar'a geri dönecekler. Emek'e gelecek arkadaşlar o çevre yolundan gidecekler. Bağlantı yollarının olduğu, diyelim ki Sarıgündür, Gülpınar köyünün oradan emeğe gelmek için ayrılacaklar, öyle mi? Evet. Ayrılacaklar, buraya gelecekler. Peki siz bunu yapar mısınız? Şimdi başkan, bunda zaten bence şunu da Eskişehir olarak şunu söyleyeyim. Hı? Bence güney çevre yoluna ihtiyaç da yok. Bence ihtiyaç olan bizim daha çok da hattın ağır olduğu işte kuzey çevre yolu. Yani nedir bu? Ankara'dan gidip işte Bursa ve İstanbul tarafına giden yol bize daha gerekli. Şöyle %20'lik bir transit geçişten bahsediyorum. Evet. Bizim %80'lik bir sorunumuzun olduğunu kimse görmek istemiyor. Herkes şunu söylüyor. Çevre yolu yapın, çevre yolu yapın. Tabii ki çevre yolu yapılmalı. Ama %80'lik sorunumuza ilişkin bir çözümünüz var mı sizin? Çevre yolunu yaptık. %20'yi oradan gönderdik. %80 trafik yoğunluğunu çözmüş olacak mı? İş bitecek, bitmiş olacak mı? Herkes şöyle etrafındaki araçların plakalarına bir baksın. Evet. Çevre yolundan gelirken akşam saat 4'ten saat 7'ye kadar veya sabahleyin saat 8'den işte veya 7.30'dan 9.30'a kadar etrafındaki plakalara bir baksın. Baktığınız plakalar Eskişehir'de ise bizim alternatif yollara ihtiyacımız var. Çözümünüz var mı? Evet, var. Yaşar Kemal Caddesi. Belediye başkanı ısrarla duymadım, görmedim, bilmedim diyor. Ama bizim imar planlarında 30 metreyle planlanmış, hatta bir kısmı tramvay yolu olarak
Emekten sonra Estim sitesine, hastaneye giden kısımda kullanılan Yaşar Kemal Caddemiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaşar Kemal Caddesi oradan başlayarak şehri aynı Güney Çevre Yolu gibi çepeçevre sarıyor. Burada ne var biliyor musunuz? Yeni yerleşimler var. Artık oraya konutlar değmeye başladı. O caddenin bir an önce açılması lazım. Hemşehrilerimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Emekte oturanlar veya 71 evlerde oturanlar sanayiden çıktıkları zaman hastanenin oradaki alt geçitten karşı tarafa geçip hastanenin arkasındaki yolları kullanıyorlar. Şimdi evet. Başkanım ben bununla ilgili tabii sizin mensupleriniz bunu önerdi ama mesela ben, bu açılması gereken bir yol. Sizin söylediğiniz. Siz de söyleyin. Benim önerim de Yaşar Kemal Caddesi evet. Açılması gereken bir yol. Evet. Evet. Benim söylediğim şu önerim şu. Aslında var olan zaten açılmış yollar var. Yani evet. Neresi var? Daha önce söyledim. Tıpkı şey gibi bu Haller'in oradan geldiğimiz zaman işte bu Sultanlere çıkmadan köyden geçip Mamuca'ya gelen, oradan Sarı Sungur'dan giden, Sarı Sungur'dan çevre yoluna çıkan bir yol var. Evet. Çevre yoluna çıkan. Bu yol hazır. Mesela burası genişletilerek peki, bence de burası bir alternatif. O yol kimin sorumluluğunda? Büyükşehir. 216. cadde ismini evet, de koyalım. Evet. 216. cadde. Hani anladınız değil mi tarif ettiğimiz yeri? Anladım. Yani, ben de şunu söylüyorum. Bakın o yol var ama şimdi kimsenin olmadığı yere yol yapıp maliyet koymak yerine herkesin kullanabileceği, artık konutların ve ikametlerin de geldiği Yaşar Kemal Caddesi daha anlamlı, daha mantıklı duruyor. Kamu kaynaklarını heba etmemek adına bir an önce oranın açılması lazım. Açılmış bir yol biraz genişletilerek kullanılabilir diyorum. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Biz şunu gördük bu şehirde. İnsanlar önce arabalarıyla tozu toprağın içerisinde bir yoldan gittiler mi? Evet. Gittiler. Organize sanayiye ulaşmak için. Sonra baktılar bu yol kullanılıyor. Faal de kullanılıyor. Evet. Stabilize yaptılar, sonra asfalt yaptılar. Evet. Bu şehrin belediye başkanının yatırım programına mutlaka alternatif yolları ortaya koyacak, özellikle bizim söylediğimiz Yaşar Kemal Caddesi'ni koyacak şekilde çözüm üretmesi lazım. Diyorlar ki burada imar çalışmaları, kadastro çalışmaları tamamlanmadı. Tamam, güzel. Açtığınız yola tamamlanmış mıydı? Yaklaşık 350 hektarlık bir kadastro çalışmasından bahsediyor. Açtığınız yerde tamamlanmış mıydı? Hayır. Nasıl çözdünüz? Muvafakatlarla çözdür orayı. Hemen seçim öncesi tramvay yolunu yapacaklar ya. Evet. Aynı şekilde çözebilirsiniz. Siz yeter ki alternatif güzergahları düşünün. Alternatif yollar açın. Şehirdeki çift şerit 30 metrelik imar planlarındaki yolları şöyle bir açın önünüze bakın. Nereden gidebiliriz diye. O kadar basit çözümlerle o kadar iyi sonuçlar alıyoruz ki. Bir bakıyorsunuz az önce Hal dediniz de Haller Gençlik Merkezi'nin oradaki yolu söyleyeceksiniz zannettim. Oradaki tek şeritlik, tek geçişlik yola bile şehrin ihtiyacı var biliyor musunuz? Evet. Hatırladınız mı o yolu dediğim yolu? Hat boyunda tabii. Bir tane araç geçiyor değil mi oradan? Evet. İş çözüyor mu? Yani keşke çift şerit yapılsa. Keşke ki karşıdan geliş gidiş olsa değil mi? Evet. Eğer bakarsanız alternatif yol üretirsiniz. Allah razı olsun geçmişteki belediye başkanlarımızdan. Şehrin altyapı ve yol sorunu onlar zamanında çözülmüş. Mevcut belediye başkanı sorun çıkacak da artık mesele iyice bıçak dayanacak da ondan sonra çözüm üretecek. Vah ki vah. Evet, Zihni Bey, Alay, başka sorunuz var mı? Eskişehir Spor'u nasıl buluyorsunuz? Yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin yönetiminizdeydi, Sıva etti, başkan oldu. Mehmet Başkan, evet. Bizde de çok ihtiyaç vardı açıkçası. Benim İdari Mali İşler Başkanı'ndı. Evet. Tabii Eskişehir Spor'u çok seviyor. Evet. Geldi gitti Eskişehir Spor, geldi gitti Eskişehir Spor. Sonunda Eskişehir Spor'a başkan oldu. Etrafındaki arkadaşlarımı da çok samimi buluyorum. Çözüm üretmek üzere açısından gece gündüz çalışıyorlar. Bizim de katkı sağlayabileceğimiz her noktada onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Zor birlikteyiz. Açıkçası her şeyden önce şunu söylemem lazım. Bu 17-18 yaşındaki delikanlılarımızı alınlarından öpüyorum. Maçlarına da gittim. Helal olsun. Yani tekmeye, topa kafayı da uzatıyorlar, ayaklarını uzatıyorlar. Çok cansiperane savaşıyorlar. Bizim onlara destek olmaktan başka çaremiz yok. Her yönüyle destek olmamız lazım. Şehrin tüm dinamiklerinin destek olması lazım. Anadolu Üniversitesi gibi, TÜLOMSAŞ gibi, Kalabak gibi Eskişehir Spor'da çok büyük bir değer Eskişehir için. Biz mevcut belediye başkanının yaptığının aksine şehre ciddi yatırımlar kazandırmak adına da arkadaşlar. Allah nasip ederse organize sanayi bölgesine ciddi yatırımlar gelecek. Belki sizler de duyuyorsunuzdur. Bu yatırımlar bizim için çok önemli. Şehirde ciddi istihdam oluşturacak. Bazıları şehre belki AK Parti seçmeni olabilecek göçün gelmesini engellemek adına bugüne kadar imar planlarını yapmadılar. Sanayinin gelişmesi adına önünü açmadılar ama biz inşallah şehrimizdeki hemşehrilerimizin iş bulmaya ilişkin sorunlarını çözmek adına da yatırımların önünü açıyoruz.
Evet Zihni Bey, programımızın sonuna geldik. Süreyi de biraz aştık ama ben yine de son sözlerinizi almak istiyorum. Sonra programımızı kapatalım. Ayda bir yapmaya çalıştığımız bu programdan dolayı ben size çok teşekkür ederim. Hemşehrilerimizle dertleşme fırsatı buluyoruz. Bu programlardan sonra ciddi anlamda bize de yorumlar ve mesajlar geliyor. Hemşehrilerimiz dertlerinin anlatılmasını istiyorlar. Az önce de söyledim. Yine bir parantez olarak söyleyeyim. Bu şehirde her şeyin söylemesi gerekeni AK Parti il başkanı olduğu değerlendiriliyor. AK Parti il başkanı yapmalı, AK Parti il başkanı söylemeli, AK Parti il başkanı sahiplenmeli, muhalefetin her yönüyle o yapmalı diye değerlendiriyor. Hemşehrilerimizin bu tarzda umudunun bulunduğu yerde duruyormuş olmak memnuniyet verir. Biz hemşehrilerimize hizmet etmek için geldik. Bu anlamda hemşehrilerimize her zaman kapımız açık. Hatta sosyal medyada birkaçtır şey oldu. Arkadaşlar mesaj atıyorlar, ben de gelmek istiyorum başkanım diye. Onları da kabul ediyoruz. Sizin aracılığınızla hemşehrilerimize buluştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok büyük nezaket gösterdiniz. Hemşehrilerimizin aydınlanması anında güncel sorunlar. Sorun çok. Güncel sorunlar. Trafiğe hiç girmedik bile. Tramvaylara hiç girmedik bile. Güncel sorunları anlatma fırsatı verdiniz. Her şey için teşekkür ederim. Hemşehrilerimize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Zihni Bey katıldığınız için. Evet, STV izleyenleri, Açıkça programının sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz AK Parti Eskişehir İl Başkanı Sayın Zihni Çalışkan'dı. Haftaya yine bir konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.